Evet, manşetlerin dili. Ben Deniz Fatih Dağıstanlı, gazeteci, araştırmacı, yazar Ali İhsan Karahasanoğlu'yla başlıyor ve saatler tam 12'yi gösterene kadar manşetlerin dilinde Ali İhsan Karahasanoğlu ve ben Deniz karşınızda olacağız. İletişim bilgilerini ise yönetmen arkadaşımız Umut Hamurcu şu anda ekrana verdi. Zaman zaman da ekranda tutacak. Katkılarınız, soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirileriniz bizler için çok önemli dedikten sonra bugün Ramazan'ın İhya ikliminin ilk günü. Evet, Milat gazetesindeydi yanılmıyorsam bir başlık. Ben onu tuttum. Hı hı. Oruç tutmak, kendini tutmak diyordu. Hı hı. Gerçekten Ramazan'da orucun anlamı bence de hem orucu tutmak, Allah'ın vahyettiği şekilde yemekten, içmekten vesaireden kendini alıkoymak, hı hı, ve bütünüyle de kendini tutmak. Evet, yani, gösterebiliyor muyuz arkadaşlar? Milat gazetesinde Ali İhsan Bey hemen tepesinde gösterdi. Oruç tutmak kendini tutmaktır diyor. Profesör Doktor Mehmet Özşenel'in açıklamasıymış bu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Özşenel ve Özlem Doğan'a konuşmuş. Ne diyor? Orucun bedenle birlikte ruhla da tutulması gerektiğini ifade ederek oruç tutmak aslında, o kadar okuyabildim, kendini tutmaktır. Kendini tutmaktır. Çok güzel özetlenmiş. Sonuçta nihai noktada hedeflediğimiz şey bu. Hı hı. Ramazan'ın girmesiyle birlikte belirtirler işte trafikte kazalar şöyle arttı, böyle arttı vesaire vesaire. Her şey için sonuçta Cenab-ı Hak 12 ayın birisinde, hı hı, yeme içme belli kısıtlamalar getirmiş. Bunu uyguluyoruz ama devamında belki o açlığın verdiği sinirin etkisiyle, ki onun da bir yerde dengelenmesi lazım. Aslında onun da rehabilite edilmesi lazım. Amaç, nihai amaç o. Sinirin de kas sayısının azaltılması lazım. Ama maalesef Türkiye şartlarında bazı olumsuzluklar yaşanıyor. Umarım bu seneki Ramazan ayında daha dikkatli oluruz. Oruç tutanlar, özellikle oruç tutanlar sinirlerine de hakim olurlar. Evet, bu söyledikleriniz önemli. Allah'tan biz manşetlerin dilini sabah yapıyoruz. Yani öğleden sonra olsa sinir kas sayısı artabilir. İftara doğru gittikçe artıyor ama kişiden kişiye de değişir. Değişir değil mi? Yeter ki inancı olsun, imanı olsun. Yok. O hangi saat olursa olsun aslında olmaz ama bu tür haberler de çok fazla yapılıyor. Evet, yani işte Ramazan dolayısıyla şu oldu, bu oldu gibisinden. Yarın öbür gün bu seçim dönemine de girdik. Umarım şu türde manipüle haberler de çıkmaz. İşte oruç tutmadığı için dövüldü. Yani önce oruç tutanlara ben bir çağrıda bulunayım. Oruç tutan tüm insanlarımıza. Karşı taraftan herhangi bir kişi olumsuz bir tavır sergilemiş olsa bile gerçekten kendilerini tutsunlar. Sonuç itibariyle kendilerini tutmaları da bir ibadet. Yani geldi sigarayı yüzüne üfledi. Orayı terk edebilirsin. Yani bunu korkaklık olarak algılamasınlar. Sonuç itibariyle İslam'ın bir de dervişlik yönü var. Bunu yapabilelim. Yapmaya çalışalım, gayret edelim. Karşımızdaki insan oruç tutmuyor olabilir. Hatta tahrik ediyor olabilir. Tüm bunlara karşı biz birazcık nefsimizi şöyle bir dinginleyelim, onu teskin edelim, bir de böyle deneyelim. Çünkü sonuç itibariyle yemek yemiyorsunuz, kendiniz yemiyorsunuz. Niçin? Önünüzde herhangi bir şey olduğu halde, yiyecek bir şey olduğu halde yemiyorsunuz. Kendi nefsimizi terbiye etmeye çalışıyoruz. Bu da bir nefis terbiyesidir. Dolayısıyla tahriklere gelmesinler. Karşı cenaha da bir çağrım var. Öyle eften püften kendisi oruç tutmayan kişi, bir başkası sigarayı üflemiş. Vay, sen Ramazan günü oruç mu tutmuyorsun? Sen de tutmuyorsun zaten. Oturmuşlar kahvede veya kafede kavga etmişler. Bunu oruç tutmayana dayak diye haberleştirmesinler. İş ayağa düşür. Evet, yani ama bu artık gelenek haline geldi. Klasik. Bunlar şeyde, çekmecelerinde bu tür haberler var bunların. Şimdi Ramazan geldi. Yine bu tür haberlerle karşımıza çıkacaklardır ama Allah'tan Aydın Doğan gitti.
Doğan grubundan. Yoksa Doğan grubundan git. Şimdi mesela o tür haberleri ben nereden bekliyorum? Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, Bir Gün gazetesi. Belki Yeni Çağ'da yapar mı bilmiyorum. Yani ben Aydın Doğan'ın bıraktığı gazetelerin de şu an tümüyle bu işleri terk ettikleri kanaatinde değilim. Gene küçük bir fırsatını yakaladıklarını da yapacaklardır. Hatırlayın, geçen sene diye yanılmıyorsam Eskişehir'de bir benzeri haber yapılmıştı. Bir anneyle çocuğu Eskişehir'de bir kafeye girdiğinde orada bir tartışma, başka bir sebeple başlanan tartışmayı, vay efendim oruç tutmuyormuş, Ramazan günü ne işiniz var sizin burada vesaire şeklinde bir kavgaya dönüştüğü şeklinde yorumladılar. Doğru değildi. Şimdi de belirttiğiniz gazeteler zaten mutlaka bu tür haberleri yapmak için çok istekliler, arzulurlar. Ama Posta'da, Hürriyet'te yer yer bu tür haberleri görürsek okuyucular şunu düşünmesinler. Ya Hürriyet gazetesi artık Demirören'e geçti. O da böyle yazıyorsa doğrudur herhalde. Gerçekten oruç tutmadığı için bir dayak atma olayı vardır şeklinde bir düşünceye kapılmasınlar. Haberlere biraz daha böyle inceleyerek baksınlar. Evet, baksınlar ama şu da bir gerçek. İki tarafta aynı yer. Yani yani oruç tutmadığı için dayak yediği ya da dayak attığı kabul edilen de aynı yer. Ya da oruç tutmuyor diye karşımıza konulan da aynı taraf olduğunu da unutmamamız lazım. İşte kendini tutacak. Evet, çünkü öyle başladık. Hiçbir Müslüman, bakın ne diyor bir gazetenin başlığı, İslam'da zorlama ve aşırılık yoktur diyor. Mutlaka, yani oradaki bir hafif şeyi de belirteyim. Yani tabii ki ben hiçbir şekilde namaz kılmayan bir insanın zoraki namaz kılmasıyla bir sevaba ulaşacağı kanaatinde değilim. O inançta değilim. Hiçbir Müslümanın da bu inançta olması mümkün değil. Bir kişi kendi arzusuyla, isteğiyle namaz kılıyorsa, kendi arzusuyla oruç tutuyorsa bunun bir sevabı vardır. Ama amiri kızar diye, işten çıkartılır diye veya bir ihaleyi alacak diye veya bir bürokrata şirin görünecek diye oruç tutan kişi veya oruç tutuyor gibi görünen kişinin herhangi bir sevap kazanması mümkün değil. Ben bu inançtayım. Ama şu da var. Şimdi gerçekten işi aşırıya kaçırıp da efendim işte bizim eski Osmanlı'da sık sık anlatılır. Hristiyanlar Müslümanlara, onlara saygıları sebebiyle Ramazan günü açıktan yemek yemezlermiş. Herhangi bir şey içmezlermiş. Şimdi bu saygıyı da mümkün olduğu nispette oruç tutmayan insanlarımızın da göstermesi gerekir. Evet, onların oruç tutmalarını, zoraki bir oruç tutmalarını kimse istiyor değil. Ama azami ölçüde ne yapabiliriz? Oruç tutan insanlara karşı bizler nasıl saygılı tavır takınabiliriz? Önünü ilikleyip de gelip selam durmasını falan istiyor değilim. Hı. Ama kapalı bir ortamda zaten sigara içmek yasak. Hı. Ama biraz daha bunu genelleştirelim. Mümkün olduğu nispette açık alanda da toplu insanların bulunduğu yerlerde sigara içmeyebilirler. Oruç tutma ihtimali bulunan kişilerin oldukları yerde dumanını üflemeyebilirler. Dolayısıyla bu şekilde daha barışçı bir ortamda Ramazan'ı inşallah geçiririz. Evet. Ben şimdi öyle güzel söylediniz ki, İlyas diye bir arkadaşım var. İskenderun'da yaşıyor. Hristiyan. Her bayramda, her Ramazan'da, her Kurban Bayramı'nda mesaj atar, arar. Yani sadece mesaj değil, bir de fiili olarak kendisinin de sanki oruç tutuyormuş gibi açıktan yememesi. Hı hı. Yani düşünün, bu müessese içerisinde eğer gayrimüslim birisi çalışıyor olsaydı, hı, şu an için öyle bir şey söz konusu değil, o kişi genel olarak %99 diyelim Müslüman ve oruç tutuyor, onlarla birlikte ne bileyim çay içemeyecek, öğlenliği yemek yiyemeyecek. Ama bunu kendi arzusuyla yapacak.
Yani karşı tarafın baskısıyla, dayatmasıyla değil, saygı gösterdiği için ben şu an yemek yersem, sigara içersem karşımdaki Müslüman, oruç tutan kişi acaba rencide olabilir mi veya rahatsızlık verebilir miyim diye düşünüp buna ihtimam gösteren insanlar. Ben belki aşırıya kaçmış olur yorumum ama onların da belli bir açıdan Müslümanların tuttuğu oruçtan sevap kazanacağı inancındayım. Evet, önemli. Şimdi bu değerlendirmelerin hepsi önemli. Bu arada hemen de söyleyelim. Akit gazetesi de Nahit Top'un önderliğinde, editörlüğünde de bir sayfa da hazırlamış. Ve bu sayfa Ramazan ayı boyunca çıkacak anladım. Devam edecek. Karşılıklı iki sayfa. Bir sayfamızda daha çok aktüel Ramazan'a özgü haberlerimiz, bir sayfamızda da dini bilgilerimizi tazeleyecek şekilde Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadisler ve kıssalar şeklinde bilgilerimizi tazeleyecek şekilde ibadetimizin ne şekilde ifa edilmesi yönünde açıklamalardan oluşacak. İki sayfa, sayfamızı takip etmelerini öneriyorum. Yani ben sadece bu sayfada 11 ayın Sultanı Ramazan'ı görünce acaba dedim şey, ama diğer sayfaya da bakınca mesela Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın bir değerlendirmesi var. Bence bunu da söyleyelim. Arkasından Kudüs'e geçeceğiz. Tam böyle bir aya başlarken, Ramazan'ın ilk gününü yaşarken Kudüs'te, Filistin'de, Gazze'de yaşananlar ve İsrail'in katliamının yansımalarını konuşacağız. Ama diyor ki Ramazan gösteriş ve eğlenceye dönüşmesin. Şimdi bu da önemli bir konu bence. Buyurun. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu seneki Ramazan'la ilgili olarak teması, açıkladığı tema israftan kaçınmak. Mutlaka buna Müslümanların dikkat etmeleri gerekir. İsraf, İslam'ın yasakladığı bir haram. Yani namaz kılmak bir ibadet, oruç tutmak bir ibadet, israftan kaçınmak da bir ibadet. Bu kadar önemli bir konu. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu seneyi dikkat çekme anlamında israftan kaçınma şeklinde açıkladı. İnşallah diğer ibadetlerin yanı sıra israftan kaçınma şeklindeki ibadeti de bütün Müslümanlar dikkatle, ihtimamla yerine getirirler. Evet, ne yapmamız lazım? Yani gösteriş ve israftan kaçınmak. Yani ne demek istiyor? Ben birazcık da açalım da istiyorum bunu. O ihtişamlı Ramazan sofraları mı? Belediyelerin o sokaklarda dağıttıkları yemekler mi? Bunlardan mı birazcık kaçınmak lazım? Ya da o lüks otellerde verilen 7 yıldızlı iftar menüleri mi? Bunlardan mı bahsediyor? Çünkü ben şunu paylaşmak ayı aslında bir ölçüde, evet. Bu ay ve evde pişen bir yemeği, yani eğer komşunuz pişiremiyorsa ona da götüreceğiniz bir ayın içerisindeyiz. Bu arada tabii bu sayfada İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'ın da bir açıklaması var. Ramazan ayı insanın fabrika ayarlarına dönmesidir diye bir ibare var başlıkta. Ben buna da itiraz ediyorum. Yani sadece Ramazan'dan mı fabrika ayarlarımıza döneceğiz? Ben onu da bilmiyorum. Yani Müslüman 365 günü Ramazan'daymış gibi yaşayabilen insana denir bence. Eyvallah. Yani olayın bir o yönü var. Bir de bir ayette buyuruluyor. Eğer günah işlemeseydi topluluklar, insanlar, o topluluğu ortadan kaldırır, yerine günah işleyip ondan sonra tövbe eden insanları getirirdim diye. Tabii bunun arka planındaki ilahi hikmeti çözebilecek noktada değiliz. Ama günahsız bir toplum da mümkün değil. Fabrika ayarlarına dönmek, zaman zaman bazı şeyleri, işte Ramazan'ı veya bir başka kurban dönemini vesile ederek insanların fabrika ayarlarına dönüp ondan sonra fabrika ayarlarında devam etmeye gayret etmeleri önemli. İsraf noktasında da tabii sokak iftarları vesaire, bunları eleştirebilecek durumda değiliz. Ama belirttiğiniz gibi 5 yıldızlı, 7 yıldızlı, artık kaç yıldıza gidiyor ben de bilmiyorum. Oralarda verilecek iftarların gereksiz şekilde sadece üst tabakadan insanların davet edildiği, büyük patronların davet edildiği, fakat iftarda ne yiyebileceğini düşünen, yiyeceği şeylerin varlığını
düşünen ve yokluğunu hisseden insanların bulunmadığı iftar sofralarından kaçınmamız lazım. Evet, onu da hemen hatırlatalım ve tekrardan Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını niyaz edelim ve Kudüs'e hızlı bir geçiş yapalım. Bugün gazetelerin birçoğunun başlığında var. Ben öncelikle iki gazetenin başlığını bugün beğendim. Birisi Akit gazetesi, bir diğeri ise Türkiye gazetesi. İkisini de arka arkaya göstereceğim. Ama önce Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısının bir başlığını okuyayım. Hem öldürüyor hem de adam öldürüyorlar diye bağırıyorlar demiş ve İsrail'in yaptığı terörden bahsetmiş, katliamdan bahsetmiş Ali İhsan Karahasanoğlu. Birazdan hepsine gireceğiz ve bu yazının içinde Deniz Gezmiş var, Mahmut Talay var, İsmail Kahraman var. Var değil mi? Hepsi yazının içerisinde var ve son bölümde ise bugün Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın karar duruşması Amerika'da yapılacak diyorsunuz. Şimdi bütün bunlara geçeceğiz ama önce Akit gazetesinin bir manşetini gösterelim. Ve ne diyor Akit gazetesi? Sahada Filistin, masada Türkiye başlığını atmış Akit gazetesi. Kudüs davasının ABD destekli Siyonist'le çarpışan iki sahibi var diyor. Sahada Filistin, masada Türkiye. ABD ile Siyonist İsrail'in Kudüs'te sergilediği vahşeti dünya sessizce izlerken İslam ülkelerinden cılız sesler yükseldi. Filistin halkı şehadet için yarışarak, Türkiye ise gerek yurt genelindeki protesto eylemleri gerekse uluslararası diplomatik hamleler ile bu davanın gerçek sahipleri olduklarını gözler önüne serdi demiş Akit gazetesi bu haberde. Sahada Filistin, masada Türkiye mi? Ve ben burada çok ilginç bir soru sormak istiyorum aslında. Zihnime takılıyor. O şu: Amerika Birleşik Devletleri Kudüs'teki büyükelçilik binasını açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de olması. Evet. Bir tevafuk mudur, bir tesadüf müdür, nasıldır? Bunu yani dünyada bir fotoğrafın içerisine oturtmak mümkün mü bunu? Önceden bir bilgi olduğu kanaatinde değilim. Yani Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyareti, gezisi bildiğim kadarıyla bir hafta 10 gün öncesinden tarihi kesinleşmiş durumdaydı. Ancak 14 Mayıs'ta Amerika'nın Büyükelçiliği taşıma açıklaması çok bir gün, iki gün öncesinde basına intikal etti. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın böyle bir olay yaşanacağı bir günde İngiltere'ye gittiği kanaatinde değilim. Ama Amerika 14 Mayıs'ı özellikle tabii seçmiş. İsrail'in kuruluş noktasındaki evvelki tarihin yıl dönümünde böyle bir şey yapıyor ki, daha evvelden de belirtmiştim, taşıdığı büyükelçiliğin şu an faaliyet göstermeyeceği, evvelki Tel Aviv'deki büyükelçiliğin büyükelçilik hizmetlerini sürdüreceği ama sembolik olarak Kudüs'e büyükelçiliğin taşındığı, oraya bir bina açıldığı, bir tabela asılacağı ve bu şekliyle işlerin yürütüleceği söyleniyor. Tabii bunun Amerika'da Trump'ın ara seçimler var Kasım ayında. Bununla da bazı bağlantılarının olduğu, ilgisi olduğu da iddia ediliyor. Ama Akit'in manşetini biz yorumlayacak olursak, sahada Filistin, masada Türkiye manşetini yorumlayacak olursak, nice insanlar, nice topluluklar, nice devletler, milletler mücadele ettikleri alanlarda sahada galip ayrılıyorlar. Ama sonra oturdukları masada haklarını bile savunamıyorlar, haklarını ifade edemiyorlar ve kaybediyorlar. Sahada kazandıkları galibiyetleri masada tescilleyemiyorlar. Lozan'ı düşünün, Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye büyük bir zafere imza attı. Yunan'ı denize döktü. İşte İngilizler arkalarına bakmadan gittiler. Fransızlar devam ettiler vesaire vesaire. İnanıyor musunuz? İşte böyle söylüyorlar. Gelelim. Hayır, inanıyor muyuz? Benim ilkokulda okuduğum tarih kitaplarındakiler gibi konuştunuz da o yüzden dedim ben. Yani bu şaka mı acaba? İşte sonra geliyoruz Lozan'a. Eğer böyle ise bizim, sizin,
hepimizin tarih kitaplarında ilkokulda okuduğumuz bu bilgiler doğruysa, Yunan'ı denize döktük ve arkalarına bakmadan kaçtılar gittiler ise, biz Lozan'da aylarca neyi tartıştık? Kazanan devlet ne yapar? Bunlar olacak der. Ben kazandım. Şehit kanıyla kazandım bu zaferi. Şurada şunları istemiyorum der. Biz öyle mi yaptık? Lozan'ı açıp okusun izleyiciler. Neler dayatılmış Türkiye'ye? Yani dayatan Yunanlılar, dayatan İngilizler, dayatan Fransızlar. Hani tarih kitaplarımızda yazıyor ya, arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Onlar bize dayatıyorlar. Şunu şöyle yapacaksınız, bunu böyle yapacaksınız diye. Dolayısıyla sahada mücadele etmek çok önemli. Ama masada da güçlü olmak ve hakkını savunmak çok önemli. Evet, o yüzden de Filistinlilerin hakkını savunan bir tek şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Şimdi Türkiye Gazetesi'ni gösterelim arkadaşlar. Şimdi benim önümdeki gazetede şöyle yazıyor, ilginç. Tek engel kaldı, Türkler diye vermiş bu haberi. ABD destekli plana cılız tepkiler vahim tabloyu ortaya koydu diyor. Aslında benzer bir başlık değil mi? Türkiye Gazetesi ile Akit'in attığı. Yani sahada Filistin, masada Türkler. Türkiye. Yani tabii Türkiye Gazetesi'nin manşetinde de sonuç itibariyle Türkleri de diskalifiye edersek bundan sonra karşımızda sadece Filistinlilerin beden gücü kalacak. İman gücüyle yaptıkları, ki herhangi bir silahlı mücadeleleri de şu an için söz konusu değil. Yani görüntülerde görüyoruz, fotoğraflarda görüyoruz İsraillilere karşı yaptıkları. Metrelerce mesafeden taş atmak. Hı hı. Yani yakın bir plandan bile değil. Binlerce, belki yüzlerce metre ileriden taş atıyorlar. Bütün yapabildikleri bu. Türkler diskalifiye edilirse, Türkler bu alandaki mücadelesinden vazgeçerse, ondan sonra Filistinlileri Allah korusun bir kaşık suda boğmak kalacak İsrail'e. Dolayısıyla son nihai noktada Türkiye'nin gösterdiği direniş çok önemli. Belki diğer İslam ülkelerine de örneklik edecektir. Mısır'a örneklik edecektir. Mısır'daki uyanışa vesile olacaktır. Belki Suudi yönetimindeki değişikliklere vesile olacaktır. Evet, şimdi hemen bir de Doğru Haber gazetesini açalım. Bu arada tabii şunu hatırlatmakta fayda görüyorum ben. İsrail bir orduyla savaşmıyor orada. Bir halkla savaşıyor. Öyle değil mi? Yani ve halkın elinde de taştan başka, sapandan başka hiçbir şey yok. Hiçbir silah yok. Yani patlayıcı, şu bu. Dün ben Oda TV'de okumuştum. Milli Savunma, İsrail'in Milli Savunma Bakanlık sözcüsü anlatıyor. Diyor ki, daha evvelden biz 5 yerde Filistinlilerin kümelendiklerini görmüştük. Fakat bu 14 Mayıs'ta 12 yerde kümelendiklerini gördük. Bunlardan da bir tanesinde patlayıcılarla birlikte hazırlık yaptıklarını gördük diyor. Şimdi böyle bir durumda İsrail, işte droneleri, bilmem insansız hava uçakları, şunlar bunlar, tespit edersin, gösterirsin. Bak burada patlayıcılar. Bunlar bunu hazırlamıştılar. Dolayısıyla oraya saldırıyoruz. Orayı imha etmeye çalışıyoruz dersiniz. Olay biter. Kimse de patlayıcı ile saldırmaya sahip çıkmaz. Ama yaptıkları ne? Gariban insanlar. Ellerinde sadece avuç içi kadar taşla yüzlerce metre ötedeki İsrail ordusuna diyelim. O da yani bir etki gösterecek bir şey değil. Çünkü dikkat edelim, 61 Filistinli şehit oldu. Bir tane İsrail askeri veya bir tane İsrailli yaralanmadı. Böyle bir tabloda siz kalkıp da efendim biz Filistin'le bombalarıyla uğraşıyoruz, onlarla mücadele ediyoruz diyemezsiniz. Filistin'in sivil halkıyla mücadele ediyorlar. Daha doğrusu katliam yapıyorlar. Evet, katliam yapıyorlar. Doğru Haber gazetesi. Bu arada yazınızda bu ibareler var. Bu ibareleri bir şundan da anlatmışsınız. Aslında İsrail yaptığı katliamı bize saldıracaklardı diyerek kamuoyuna anlatıyorlar. Evlerimizi koruyoruz biz burada diyor. Biz ne yapıyoruz ki? Evimizi koruyoruz. Aynı klasik Yahudi taktiği. Hı hı.
dövüyor, sonra bağırıyor. Adam dövüyorlar burada diye bağırıyor, yardım istiyor. Hı hı. Adam döverken dövülüyormuş gibi görüntü veriyor. Şimdi burada da aynısını yapıyor. Dediği şey şu, biz evimizi koruyoruz diyor. Biz kendi topraklarımızı koruyoruz. Biz burada bir şey yapmıyoruz ki. Biz kimseye durup dururken bir saldırı düzenlemiyoruz. Bizim evlerimize saldırı düzenleniyor. O evlerimize yapılan saldırıları def etmek için biz burada kurşun sıkıyoruz diyor. Halbuki baktığınız zaman dün göstermiştik, belki her gün göstersek gene de azdır. Hı hı. 1940'lı yıllardan sonra İsrail'in nasıl genişlediğini, nasıl her yeri işgal ettiğini. Geldik burada, ne oldu? 14 Mayıs'ta ne oldu da bu Filistinli insanlar sokağa çıktılar? Geldiniz, bir adım daha ileriye gitmek istediniz. İsrail olarak, Amerika olarak. Dediniz ki bize yetmez. Tel Aviv'de büyük elçiliğimiz var ama bu bize yetmiyor. Biz ortalığı karıştıracağız. Rahat durmayacağız biz. Mutlaka bir fitne çıkartacağız. Ne yaptılar? Tel Aviv'deki büyük elçiliği Kudüs'e taşıma kararı aldılar. Bu bir saldırı değil mi? Bu eve yapılacak bir saldırıyı def etmek için yapılan bir mücadele mi, yoksa bir adım ileriye gitmek mi? Kudüs'e gideceğiz, Kudüs'te büyükelçilik açacağız. Ondan sonra onun etrafında tekrar Filistinlilere biraz daha ileriye, biraz daha ileriye atacağız. Ondan sonra Filistinli diye bir topluluk kalmayacak. Evet, ama şu bir gerçek, Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyan Amerika Birleşik Devletleri bir adım sonra İsrail'e Kudüs'ü başkenti ilan ettirecek. Tabii yani sonunda olacak görüntü o. Yarının bugünkü görüntüsü de bu tabii. Görüntüsü bu. Serkan Demirel diyor ki, Fatim Bey, ABD ve İsrail'e İngiltere'den sert mesajlar vermesi Erdoğan'ın İsrail'e, İngiltere'nin ABD'ye mesajı bence diye bir değerlendirmede bulunmuş. Ben ikisinin aynı döneme denk gelmiş olmasını zihnimde soru işaretleri oluşturdu. Sebebini anlamaya çalıştığım için soruyorum. Yoksa bir bilgim yok. Ya, tabii yani bir bakış açısıdır. İngiltere'den acaba İngiltere Amerika'da farklı bir burada politika izliyor mu, izlemiyor mu? İzler mi Amerika İngiltere'den, İngiltere Amerika'dan farklı bir... Genel bakış çerçevesinde izlemez. Böyle bir görüntü var ama böyle bir tecrübemiz var, birikimimiz var, bilgi tecrübemiz var. Ama İngiltere'nin bugünlerde herhangi bir açıklama yapmaması da ilginç. Yani Amerika yanlısı, İsrail yanlısı bir açıklama yapmamaları da ilginç. Bunu da altını çizelim. Şu olabilir mi acaba? Yani İngiltere ile Amerikan derin devleti, derin yapısı ortak ama Donald Trump tek başına hareket ediyor ve İngiltere aslında Amerika ile ortak hareket ederken Donald Trump'ı belki de istemiyor. Tartışmak lazım. Bunların hepsini düşünerek acaba bu mudur, şu mudur diye. Kime soracağız bunları? Ya ben şunu da merak ediyorum. Ya ben Suriye oluyor, uzman bulamıyorum bu memlekette. Irak oluyor, uzman bulamıyorum. Kudüs diyoruz, uzman bulamıyorum mesela. Yani nihayetinde programlar yapıyorum, programa çağırmak istiyorum. Yani biz bu konuları kim anlatacak, kim anlatması lazım, niye bizde bu uzmanlar yok? Ama hep şunu da söylüyoruz, işte dün de konuştuk. Bu arada ses gıcıklanmaya başlıyor tabii. Mübarek Ramazan. Evet, şimdi özür dileriz bu arada. Şimdi şu bir gerçek, yani dün de konuştuk bunu. Adamların elindeki imkanlar, silah imkanları. Bu arada Doğru Haber gazetesi güzel bir başlık da atmış. İman varsa imkan da vardır diye. Ey Müslümanlar, birbiriyle çekiş, birbirinizle çekişmeyin, Kudüs'e yönelin. Ama şimdi şu da bir gerçek. Tamam, adamların elinde sadece silah yok. Adamlar beni benden daha iyi tanıyor. Ali İhsan Karahasanoğlu benim program yaptığım partnerimi benden daha iyi tanıyor mesela. Burada tabii bilginin önemi ortaya çıkıyor. Yani bizim üniversitelerimiz, akademik titri olan insanlarımızın eksikliği ortaya çıkıyor. Hı hı. Verileri değerlendirmedeki eksikliklerimiz ortaya çıkıyor. Yukarıdan aşağıya İngiltere'nin tavrı, hı hı, dünkü olaylara, evvelki gün, geçen sene, ondan önceki sene Gazze Savaşı sırasındaki o bir bilimsel veri olarak ortaya koyup ne tavır almış? İngiltere'nin içerisindeki yönetim değişikliklerinde, İsrail'e bakış açılarında ne kadar sapmalar yaşanmış? Amerika'daki
veriler nelerdir? Bunların hepsinin bilimsel olarak ortaya konulup ondan sonra bir değerlendirme. Yoksa zaten sizin biraz önce belirttiğiniz işte şu uzmanı çağıralım, bu uzmanı çağıralım. Her uzman sonuçta nihai noktada kendi bilgisine göre size bir bilgi paylaşımı yapıyor. Halbuki önemli olan biz verilerden de bizler de kendimiz de tamam dış politika uzmanı olmayabiliriz. Ama yapmamız gereken bazı çıkarımlar olabilir. Ben şunu önemsiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hiçbir ülkenin sınırı değişmemiş. Ama İsrail durmadan bir adım daha ileri, bir adım daha ileri. Şimdi ben bunu herhangi bir yerde okumuş değilim, bir bilimsel... Niye yok? Niye yok? Bununla ilgili niçin bizim üniversitelerimizde bilimsel çalışmalar yok? Kardeşim, dünya genelinde şu kadar devlet var. Hı-hı. Bu kadar devletin sınırları, en son değişme tarihleri şunlar şunlar şunlardır. Tekrar bilgisayara bastığımız zaman bu bilimsel çalışmaya ulaşmalıyız. Ama İsrail 2000'de şuraya geldi. 1967'de şuraya gelmişti, 69'da buraya geldi, 74'te buraya geldi. Adım adım gidiyor. Ve sonuçta 2018'de Kudüs'e Amerika'nın büyükelçiliği taşımasıyla birlikte şuraları daha işgal etme hazırlığındaydı. Şu tarih itibariyle de işgal etmiş oldu. Bunların verilerine ulaşmamız lazım. Bu verilere ulaştıktan sonra da zaten uzmana falan gerek yok. Ne olduğunu, dünya genelinde neler yaşanıyor, sonuçta biz de dış politika uzmanı olmasak bile artık bir sonuca varabilecek noktaya geleceğiz. Evet, reklama mutlaka girmemiz lazım diyor. Ama ben şu soruyu sorayım, siz reklamdan sonra cevap verin. Mesela dün, ondan önceki gün gazetelere bakıyoruz değil mi? Hemen hemen şu anda önümde bütün gazeteler var. Bizim Kudüs'te, İsrail'de bir tek muhabiri olan gazete imzalı haberi gördünüz mü? Görmedim. Ben görmedim ama yani sonuç itibariyle... Reklam arasından sonra cevap verin dedim. Çünkü önemli bu. Yani biz Reuters'ın, AP'nin, AFP'nin yaptığı haberler üzerinden dünyayı okuyup dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Bizim akademisyenlerimiz Ankara'dan, İslam coğrafyasından bakmıyor, Washington'dan, Londra'dan bakarak bize olayları anlatıyor ve o yüzden de anlayamıyoruz. Ama bunun üzerine birazcık konuşalım. Yani bizim niye Kudüs'te bir muhabirlerimiz yok? Bizim niye devlet ajansımız oradan bize doğru bilgilendirmeleri göndermiyor? Niye biz Amerika'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e aktardığı görüntüleri yabancı ajansların geçtiği fotoğraf karelerinden okuyoruz? Kısa bir ara. Evet, manşetlerin dili reklam arasının ardından Akit TV ekranlarında canlı yayında kaldığı yerden devam ediyor. Bendeniz Fatih Dağıstanlı ve gazeteci araştırmacı yazar Ali İhsan Karahasanoğlu ile birliktesiniz. Ve reklam arasına giderken Ali İhsan Bey'e kritik bir soru sormuştum aslında. O soruyla başlayacağım ama sizler de manşetlerin diline soru, yorum, görüş, değerlendirme, hatta eleştirilerinizle katkı yapın. Bunun için de Umut Hamurcu iletişim bilgilerini, Twitter hesabını ekrana verdi. Evet, vermiş. Ben de baktım ekrana. Vermiş. Lütfen sizler de katkı yapın. Ben de Ali İhsan Bey'e, Ali İhsan Karahasanoğlu'na sormanın arayışı içerisinde olacağım ama reklam arasına giderken kritik bir soru sordum aslında. O da şu. Bu kadar gazete, bu kadar televizyon, 80 milyonluk ülkeyiz. Kudüs bize kaç kilometre? Washington'a kaç kilometre? Londra'ya kaç kilometre? Bir tane gazetemizin, burada Akit'in olsun demiyorum, yanlış anlamayın. Yani Akit o güçte değil ama büyük olduğunu farz eden gazeteler, televizyonlar bugün Kudüs'te, İsrail'de, Tel Aviv'de, bölgede, Orta Doğu'da, Şam'da, Halep'te bir tane muhabirleri var mı? Mutlaka vardır da gerçekten bizim arzuladığımız güçte haberleri yapan, olayların arka planını Türkiye'ye ve bütün dünyaya aksettirecek yetkinlikte muhabirler var mıdır? Onu sorgulamak lazım. Ben bugünkü yazıyı yazarken Oda TV'deki Rafael Sadi diye bir Türkiye'den İsrail'e göç eden bir Yahudi asıllı bir Türk olarak da kendisini tanımlayan bir kişi. Şimdi o İsrail'in bakış açısıyla olayları yorumlayıp
Türkiye'ye, Türkiye'deki bir internet sitesine, ki solcu bir internet sitesine gönderip orada yayınlattırabiliyor. Ama bakıyorsunuz işte Anadolu Ajansı'ndan TRT'sine, çok büyük holdinglerin arkasında olduğu gazetelere bir tane derken, gene altını çiziyorum, o yetkinlikte midir? Önemli olan o. Yoksa Ali, Veli, Osman, Hüseyin bir kişiyi göndermişler orada. O da bakıyor yabancı haber ajanslarında neler var, onları alıp bize o haber diye gönderiyor. Bunu kastetmiyoruz biz. Gerçekten orada olayların arka planını takip edecek solcuların sitelerinde yazılanların daha arkasında neler var? O Milli Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü başka ne açıklamalar yapmış? Kendi içinde neler yapmış? İsrail içerisindeki kendi ulusal gazetelerinde neler yazılı? Bu olaya nasıl bakılıyor? Ki onu da biliyoruz. İsrail içerisinde de bazı kıpırdanışlar var. Niçin böyle bir provokatörce olaya biz de destek verdik? Amerika'nın yaptığı büyükelçilik taşıma olayını biz en azından mesafeli dursaydık, Amerika da bunu gerçekleştirmezdi ve dolayısıyla böyle bir olay yaşanmazdı diyen ve bunu savunan İsrail'de bazı aydınlar da var. Dolayısıyla bunların tümünü oradaki, diyelim TRT'nin, diyelim Anadolu Ajansı'nın muhabirlerinin buraya tam olarak aksettirmesi lazım. Ama medya alanındaki Müslümanların sonradan bu sektöre girmiş olmaları eksikliği gösteriyor. Akit için bir şey söylemeye tabii ki gerek yok. Çünkü sonuç itibariyle imkanlar sınırlı. Ben buna itiraz etmiyorum da. Ama belirttiğiniz gibi sonuçta Anadolu Ajansı bir devlet kuruluşu. Yani kimse Anadolu Ajansı İsrail'e, Kudüs'e, Tel Aviv'e üçer tane Acar muhabiri yolladığı zaman gereksizdi bu, israftır diyecek bir eleştiri gelemez. Orası bizim yüzyıllarca toprağımız olan bir bölge. Çetin Doğan, emekli orgeneral Çetin Doğan'ın bakış açısıyla biz bakamayız olaya. Ne demişti Çetin Doğan? Bizim Mehmetçiğin Yemen'de ne işi vardı? Yıllardır sorguluyorum bunu diyordu. O kafayla bakmıyoruz biz. Anadolu Ajansı da bugün itibariyle o kafayla bakması mümkün değil. Ama daha güzel adımlar atması lazım. Daha iş bitirici, oranın yaşanılan olayların tümünü buraya aksettirecek ve bütün dünyaya aksettirecek adımlar atılması lazım. Evet. Şimdi mesela ben şu fotoğrafı bile şimdi göstereceğim. Yani bu fotoğraf üzerinden biz bütün Orta Doğu'yu, küresel dünyayı anlatıp durduk. Öyle değil mi? Yaklaş kameraman arkadaşım, yaklaş. Ha, bak yaklaştırdı. Umut Hamurcu yaklaştırdı bile, ekrana verdi. Bakın şu ekrandaki fotoğraf üzerinden biz bütün Orta Doğu'yu anlattık, küresel dünyayı anlattık, anlattık, bitirdik. Bu fotoğraf bile önce Reuters tarafından, önce AP tarafından, AFP tarafından çekildi. Önce Londra'ya, Paris'e, New York'a gönderildi. Sonra orada edit edildi, makyajlandı ve bizim gazetelerimize, televizyonlarımızın merkezlerine indirildi. Bütün haberler böyle olmuyor mu? Maalesef yani Türkiye'deki iç siyasetteki olayları da hatırlayın. Abdullah Gül'ün aday olmayacağını İngiliz haber ajansından biz öğrendik. Evet. Yani burada bir eksikliğimiz var. Türkiye'de olan olayları bile gidip İngiltere'deki bir haber ajansından biz almış oluyoruz. İngiltere'nin Türkiye'deki Acar muhabirleri bunlara ulaşabiliyor. Veyahut da girdikleri kılcal damarlar vasıtasıyla bu bilgileri elde edebiliyorlar ve onu haberleştirebiliyorlar. Ama biz Türkiye'de Türk muhabirler o bilgiye ancak İngiliz Haber Ajansı verdikten sonra yayınlayabiliyoruz. Burada da o üçlü resim tabii şu an konumuz değil ama bir anlamda algı operasyonu. Bugün itibariyle de neler olduğunu, bu algı operasyonuyla gerçekleştirilmek istenilenlerin neler olduğunu görüyoruz. Trump bir harekette bulunuyor. Dünyayı biz yönetiyoruz algısı oluşturulan, ki o ikisinin kuklalıktan başka hiçbir görevi yok orada.
hiçbir isimleri, esameleri okunacak bir vazifeleri yok, etkinlikleri yok. Trump ne derse onu yapacak noktada isimler ve gene belirttiğiniz gibi sonuçta biz bunları haberleri olsun, fotoğrafları olsun Batı'dan alıyoruz. Ondan sonra bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi maalesef burada mesela eli kanlı küreciler diye bir şey var, başlık var, spot var. Katliamın azmettiricisi Trump ile ABD-İsrail projelerinin sadık destekçileri Bin Selman ve Sisi'nin eline şehitlerin kanı bulaştı. Şimdi tabii Ramazan dolayısıyla çok fazla konuşmamak lazım ama şimdi ya bu şimdi o Sisi bir kişi ama orada bir Mısır halkı var, Müslüman. Suud kralı bir kişi ama orada bir Müslüman Suudi Arabistan var, halkı var, öyle değil mi? Mutlaka. Yani ve şu mevsimde tam hac mevsimine giriyoruz. Şimdi Kabe'de yapılacak duaları göreceğiz. Yani orada bir diktatörlük var, bir krallık var. O krallığın devam etmesi için Amerika'nın, İngiltere'nin baskıları var. Fakat bunlar bir süreç konusu. Yani Mısır'da bir adeta deneme oldu. Hı hı. Mursi Cumhurbaşkanı seçildi. Hı. Ki Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle de paralel bir oy oranıyla seçilmişti. Akabinde darbe yaşandı ve Sisi yönetime tekrar el koymuş oldu. Hı hı. Belki bir sonraki adımda artık ordunun da darbe yapamayacağı bir iktidar değişikliği gerçekleşecek. Hı. Suudi Arabistan'da neler olur? Başka ülkelerde, Müslüman halkı Müslüman ülkelerde, birçok ülkede, Tunus'ta, Libya'da yaşanılanları gördük. Suudi Arabistan'da da benzer girişimler olabilir mi? Benzer iktidar değişiklikleri olabilir mi? Tabii biz kan akmasını istemeyiz. Yani Suriye'de olanlar gibi 7 yıl, 8 yıl boyunca Müslümanların kanı akacaksa bir nebze, ki bu yorumumu bazı izleyiciler tasvip etmeyebilir, bu şekilde bu krallık yürüsün diyebilirim ben. Hı hı. Ama buna da eleştiri getirenler çıkabilir. Ona da saygıyla yaklaşırım. Hı hı. Ama benim gönlüm Suriye'de 7 yıldır, 8 yıldır akan kanı tasvip etmiyor. Eğer Müslüman halk gerçekten o yönetimi değiştirebilecek bir güce ulaştıysalar yola çıksınlar. Eğer o gücü kendilerinde görmüyorlarsa, böyle 7 sene, 8 sene sürecek kan akmasını yol açacak şekilde hiçbir harekete girişmesinler. Benim şahsi fikrim bu. Sonuçta buradaki yapı bir anlamda deşifre olmuş vaziyette. Yani Filistin'de yaşanılanlarla Suudi Arabistan'ın sessizliği, Mısır'ın, düşünün komşu ya, yan yana sınırı var Mısır'ın. Bugün itibariyle 3 gün oldu, herhangi bir ciddi açıklamasını görmedik. Bizim bir sınırımız bile yok. Filistin'le sonuçta bir sınır ülkesi değiliz. Buna rağmen Türkiye'nin gösterdiği tepkiye bakın. Bir de sınırdaş olan devletlerin, kukla devletlerin sessizliğine bakın. Evet. Ama işte ben bu kukla devletler acaba uyanabilir mi? Uyandırılabilir mi? Türkiye bunda aktif rol alabilir mi? Kralla, Sisi'yle ya da oradaki düzeni Türkiye gibi bağımsızlaştırabilir. Batı'dan Washington'ın, Londra'nın, Paris'in, NATO'nun, diğer birliklerin kontrolünden hızla uzaklaştırabilir miyiz diye bir umut beslemek istiyorum. Şimdi Cuma günü İslam İşbirliği Teşkilatı nerede toplanacak? Türkiye'nin öncülüğünde ama yerini ben yeri belli değil. Gizli mi toplanacaklar yoksa? Yok. Öyle bir şey söz konusu değil tabii. Bugün Arap Birliği toplanıyor bildiğim kadarıyla ama onun da nerede toplandığını tam bilmiyorum. Cuma günü İslam Birliği belki Türkiye'de de olabilir. Çünkü sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında buna işaret edildikten sonra Yenikapı'da da Cuma namazı sonrasında bildiğim kadarıyla miting düzenleneceği belirtildi. Büyük ihtimalle
Tayyip Bey de katılacağına göre Türkiye'de de olabilir. Türkiye'de olabilir. Bir de dönem başkanı Türkiye bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Dönem başkanı Türkiye olduğu için Erdoğan da buna başkanlık edeceği için Türkiye'de olabilir ama kimler gelecek ben onu da merak ediyorum. Ama şu bir gerçek, birazcık haksızlık mı ediyoruz? Özellikle Suud Kralı'na dönük, Suud Prensi'ne dönük diye düşünmüyor da değilim. Çünkü Batı'nın hegemonyasından kurtulmak için bir mücadele de veriyor olabilirler gibi de hissediyorum ben Suudi Arabistan'ı ve o yüzden de bu fotoğraflar verilmiş olabilir ama bu fotoğraflar bazen hiçbir şey ifade etmeye de bilir mi? Çünkü niye? Bugün de Erdoğan'ın işte kraliçeyle, ikinci Elizabeth'le fotoğrafları var gazetelerde. Ama ben şimdi o fotoğraftan yani Trump'la Suud Kralı ve Sisi'nin fotoğrafından yola çıkarak bir sonuca varmadım. Ha siz değil, o, varıyoruz ama biz. Siz varmıyorsunuz da. Bir veri ama o. Yani trilyonlarca dolarlık silah anlaşması yapıyor Trump'la Suudi Arabistan Kralı. Hı hı. Ben oradan yola çıkıyorum. Sonra bir de dünyanın üzerine ellerini koydukları zaman o da final noktası diyor. Ama şu da bir gerçek değil mi? Özellikle 11 Eylül'den sonra Amerikan bankalarındaki Suud paraları hızlı bir şekilde çekildi. Ve Türkiye bu 10-15 yıl, 16 yıllık AK Parti iktidarında bir nebze olsun sarsıntı yaşamıyorsa bunu nasıl başarıyoruz biz? Yani eskiden bir yazar kasa atılırken darman duman olan ekonomimiz şu anda, yani dolar ne kadar oldu bilmiyorum. Dolarınız hiç var mı? Benim var bir 100 dolarım. O yüzden takip ediyorum. Valla dolarımız olsa da olmasa da sonuçta da takip edeceğiz. 4.40 civarında diyorlar. Ben okurlarla bazen mailleşiyoruz. Orada bazıları işte dolar şu oldu, bu oldu diyor. Büyük ihtimalle de çoğu FETÖ'cü. Ne olursa olsun. Doları çok olanlar yani. Onların belki doları var. Hatta bir tanesine dedim ki sana ne dolardan? Yani sen sonuç itibariyle asgari geçimle, asgari ücretle geçindiğini belirten birisisin. Öyle kendini tanıtıyorsun. Sonra dolar şu oldu. Ne yapacaksın ki doları? Dolar isterse 8 lira olsun. Sonuçta seni ilgilendiren ne? Sen neye bak? Ekmeğe bak. Hı hı. Neye bak? Suya bak. Bunlara bak. Evine girecek yemeğine, içeceğine bak, yiyisine bak. Dolayısıyla dolar 5 lira da olsa, 4,5 lira da olsa seni ilgilendiren bir şey yok deyince başka noktalara geçiyor tabii tartışmalar. Ama gerçekten bu önemli. Şu an günlük hayatımızda sadece benzinle, mazotla yani ulaşım araçlarında kullanılan yakıtla bizim hayatımıza etki edebilecek durumda dolardaki yükseliş. Fakat onu da toplu taşıma araçlarını kullanan insanlarımız itibariyle herhangi bir yansıması şu an için yok. Hep bakacağız, göreceğiz bakalım 24 Haziran'dan sonra bu spekülasyon devam edecek mi? 3.8'lerden 4.4'lere gelmiş. Yani yaklaşık %10'u aşan bir devalüasyon. Eski 1980 öncesinde böyle ifade ediliyordu bu. Ki %10, %15'lik bir devalüasyon olduğu zaman iğneden ipliğe her şeye hemen ardında zam gelirdi. Hı hı. Ben şahsen bugün itibariyle 3.80'den 2 ay içerisinde 4.40'a gelmiş dolar. Günlük hayatta benzinin dışında diyeyim ki benzin de zaten sonuç itibariyle petrol fiyatlarıyla da bağlantılı bir şey. Günlük hayatımda ben bunun yansımasını görmüyorum. 1.25'te ekmek gene 1.25. Geçen sene pide 2 liraymış. Ramazan'a girdik bugün. 2 lira olarak İstanbul için söylüyorum açıklandı. Dolayısıyla biz bunlara bakalım, bunlarla yorumumuzu yapalım. Algı operasyonlarına da izin vermeyelim. Vermeyelim ama ben şunu merak ediyorum. Tabii bu sorudaki şey şu. Yani dün bir yazar kasa atıldığında hükümet devrilip koalisyonlar yıkılırken 16 yılda ne tür badireler atlatmamıza rağmen yıkılmayan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Ve işte dolardaki 4.47 dedi arkadaşım şimdi. 4.47 olması beni rahatsız etmiyor. Bizi rahatsız etmiyor mesela. Bizi etkilemiyor ya da. Onu şimdi siz de anlattınız. Tabii, tabii, tabii. Nasıl oluyor bu? Ben bunu da merak ediyorum. Yani ben bunu AK Partili milletvekili karşıma geldiğinde de soruyorum. Bakan karşıma geldiğinde de soruyorum. Nasıl başardınız bunu diyorum. Yani dün bir yazar kasa atılırken darman duman olan ekonominiz
zaten sallantıda olan bir ekonomi yazar kasayla artık devrilmiş oluyor. Peki şimdi nasıl oluyor şimdi bu? Şimdi nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor 135 milyar dolar Merkez Bankası'nın da döviz rezerviniz olabiliyor? Ve onu da kesinlikle bakın tartışmalar oluyor. Bir sürü oradan çekenler, buradan çekenler oluyor. O 110 milyar doları 100 milyar dolara indirmiyorlar. Hı hı. Orada saklıyorlar o parayı. İşte bazı adımlar atılıyor, farklı adımlar atılıyor. Burada benim görebildiğim kadarıyla zaten bizim iddiamızı, tezimizi doğrulayan bilgiler, veriler bunlar. Spekülasyon yapılıyor. Yani sonuçta 24 Haziran sonrasında geriye çekilebilecek adımlar atıyorlar. Dışarıdan oyunlar oynanıyor. Doları yükseltelim. Türkiye içerisinde bir çalkantı oluşabilir mi diye bakıyorlar. İşte. Ama yapamıyorlar. Ama şunu söylemek istiyorum ben. Doha, Riyad, Tahran bizimle birlikte. Her ne derlerse desinler. İslam dünyasında şu anda bir güç var ve o güç inşallah en sonunda İslam ordusunu da kurduracak bu ülkeye. Şimdi bunu bu fotoğraflarla ben bir şey anlayamıyorum. Bu gazeteler ben uluslararası ilişkiler hocalarını çağırdığımda Türkiye'deki gazete ve televizyonları öneriyor musunuz dünyadaki gelişen olayları okumak için diye sorduğumda hayır dedi. Ayrı bir okuma uzmanı bulmak lazım. Yani Milliyet'in şu haberini nasıl görmemiz lazım? Hı hı. Hürriyet bunu yaptıysa, Sabah yaptıysa ne demek istiyor acaba? Hı hı. Diye ayrı bir okuma uzmanlığı. Bakın okuyalım, okuyalım. Bakın şimdi. Hürriyet, ülkene dön, baynah. Doğru mu okudum? Okunuşunu ben de bilmiyorum. İsraillilerle pek aramız yoktur. Peki, ben nah dedim. O ne anladıysa anlasın artık. O da zaten o şekilde mesaj yollamış zaten. Alma, gel bana. Alma, bana gel. Bana gel. Yok, bana gel. Yoruluyorum ben. Gel bana, gel. Yoruluyorum. Yorulmayı severim. ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto edenlere kurşun yağdırıp 62 kişiyi öldürerek katliam yapan İsrail'in Ankara Büyükelçisi'ne dün dışişlerine çağrıldı ve bir süreliğine ülkesine dönmesi istendi. Bir süreliğine. Bakın bir cümle, bir kelime, bir harf ne kadar önemli, öyle değil mi? Mutlaka. İşin gerçeğiyle de uyuşan bir bilgi ama bir süreliğine. Gerçekten de bir geri dönerseniz daha uygun olur şeklinde tamamen ilişkiler kopartılmış değil. Yani gerçekleri de görelim. Gerçekleri Ali İhsan Bey öyle derseniz ben Yeni Şafak'ı da açarım böyle. Elçiyi kovduk. Ama ertesi günü eğer o elçi dönerse buraya o zaman kovduk. Hürriyet haklı çıkmış olur. İşte bakın şimdi kovduk mu biz? Hayır, hayır. He? Yani şu an keşke kovabilecek güçte olsak. Keşke yani öyle şimdi, olsa. Şimdi bir tarafta Yeni Şafak elçiyi kovduk, bir tarafta bir süreliğine ülkesine dönmesini istedik. Tabii çıtayı nereden başlattığımız çok önemli. Büyük İsrail gibi bir devletin, Amerika'yı bile elinde oynattığı belirtilen bir devletin büyükelçisine bir süreliğine de olsa sen ülkene bir gidiver ya demek büyük bir iştir. Kovma daha çok bu işte ekmek yememiz lazım. Daha çok güç toplamamız lazım. Şu aşamada ben İsrail Büyükelçisi'ni böyle bir ortamda yani kendisinin sadece Twitter'da galiba ufak tefek bazı paylaşımlarda bulunmuş. Bu gerekçe gösterilerek yapılmış. Yani çok açıktan böyle Türk halkına karşı bir saygısızlığı olur, bir hakareti olur. Tabii ki o zaman kovulur. Hı. Ama şu aşamada böyle çok net bir hareketi olmadığı halde sen biraz bir süreliğine ülkene dön demek de büyük bir iş. Evet, bu arada İstanbul Konsolosluğu'nu da bir süreliğine göndermişiz. Evet. Sözcü gazetesini açıyorum arkadaşlar. Bakın, sadece kınıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun cümlesi. Evet. İsrail zulmüne karşı laf çok ama icraat yok. 63 masum Filistinli'yi katleden İsrail'le ticaretimiz hala tam gaz sürüyor. Doğru düzgün bir yaptırımımız yok. Kılıçdaroğlu da buna işaret etti diye veriyor haberi Sözcü gazete. Yani samimi olsalar tabii başım üstünde yerleri var. Ama şunu yapmamaları lazım. Hı hı.
Tayyip Erdoğan yapar. Der ki hadi ilişkilerimizi kestik. Gümrük duvarlarını yükselttik. İsrail'den gelecek mallarda gümrük vergisi koyduk. İsrail'e gidecek mallar için de şu 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 tedbirleri aldık. Onların ihracatını şu yolla engelliyoruz. Bunu dediği zaman eğer CHP kafası, Kemal Kılıçdaroğlu, sözcü, Cumhuriyet şunu demezse tebrik ederim onları. Hı hı. Hemen ilk günden söyleyecekleri şey şu. İsrail dahil kavga etmediğimiz ülke kalmadı. Dün öyle diyorlardı. Öyle diyorlar. Yani bunu dediğiniz zaman artık Tayyip Erdoğan'a diyecek hiçbir sözünüz kalmaz. Hiçbir eleştiri hakkınız kalmaz. 5 milyar dolar ticaret yapılıyormuş karşılıklı olarak İsrail ile. Tamam, siz 7 sene boyunca Türkiye İsrail ile ilişkilerini dondurduğu zaman destek verdiniz mi Tayyip Erdoğan'a? İsrail ile ilişkilerin kesilmesi doğrudur dediniz mi? Demediniz. Ne dediniz? Suriye ile kavgalıyız, İsrail ile kavgalıyız, Rusya ile kavgalıyız, İran'la kavgalıyız. Buyurun, İran'la birlikte hareket ediyor Tayyip Erdoğan. Rusya ile birlikte hareket ediyor. Suriye'de ne yapıyorlar? Suriye'de de illa Esed'le birlikte görüntü ver. Ya Suriye'nin muhalifleriyle bir çalışma içerisine girilmiş. Onların dertleri Esed. Esed'le birlikte bir resim çek. Esed'le birlikte otur, Esed'le müzakere et vesaire vesaire. Aydınlık diyor onu, değil mi? Aydınlık da diyor, CHP de diyor. CHP milletvekilleri de yani gidiyorlar orada görüşmeler yapıyorlar vesaire. İlla Esed. Hı hı. Ya sen diktatörlüğe karşı olduğunu söyleyen bir siyasi teşkilatsın. İlla Esed, illa Esed. Ne demektir Esed? Esed olmaz da bilmem Mesed olur. Ama sonuçta Suriye halkıyla birlikte hareket etmemiz gerektiği fikrine ben de katılırım. Ama illa Esed dayatması yaparsanız. Esed'le Tayyip Erdoğan'ın görüntüsünü verecekler. Hatırlayın, bir sene, bir buçuk senedir bunun peşindeler. İşte görüşün, uzlaşın. Esed'le bir dışarıda olsun en azından. Rusya'da olsun görüşün. İlla Suriye'de görüşmeniz şart değil. İlla Türkiye'ye gelmesi şart değil. İşte İngiltere'de buluşun, bilmem nerede buluşun diye dayatmalarda bulunuyorlar. Hatta görüştüler dediler ya. Görüştüler dediler. Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Esad'la Erdoğan'ı yan yana getirdi bile dediler. Dediler. Arka, ama derler diyor ya. Kapalı kapılar ardında görüştüler, görüntüleri de gelecek dediler. Nedir bu diretme? Sonuçta tutarlı olalım. Samimi olalım. Yani İsrail'le ilişkilerimiz 5 milyar dolar civarında ticaret var diye sonuç itibariyle Türkiye'nin menfaatine yarı yarıya ithalat, yarı yarıya ihracat olan bir ticaretten bahsediyoruz. Burada Türkiye'nin zararına olan bir şey yok ki. Türkiye'nin resmi devletin yaptığı bir faaliyette değil bu. Tüccarların, ki belki o tüccarların da birçoğu dış yatırımcılardır. Yabancı şirketlerdir. Sonuçta orada yapılan bir ticareti böyle mahkum etmenin bir anlamı yok. Hı hı. CHP'nin daha tutarlı eleştiriler yapması gerektiği kanaatim. Evet, ama bir diriliş postasını da arkadaşlar hızlıca bir ekrana getirelim ve arkasından da konuyu kapatıp reklama gidelim. Reklamdan sonra da Demirtaş'ta çıksın diyenler var. Onlarla ilgili haberleri göstereceğim. Şimdi diriliş postasını bulabildiksek hemen onu da bir verelim. Benim önümde şöyle diyor: katliamın suç ortakları diye vermiş. Şimdi yani ben hep bu haberlere itiraz ediyorum mesela. Katliamın suç ortakları. Ya hep İslam, hep Müslümanlar suçlanan bir şey, bir fotoğraf silsilesi var. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın var. Bahreyn Dışişleri Bakanı var. Bu Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Selman. O da, onun fotoğrafları var. Hep bunlar var. Ve bu fotoğraflar üzerinden yürüyorlar. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? İşte bakın, Erdoğan'ın fotoğraf çektirdiği İngiltere Başbakanı da suç ortağı. Öyle değil mi? Ama yani onu sonuçta algılamak, tespit etmek çok daha kolay. Bunların yaptıkları sessizlik, ki Suudi Veliaht'ın söylediği, işte siz de anlaşamıyorsunuz kardeşim.
deyip hemen 14 Mayıs'tan önce birkaç gün önce söylediği bir şey Filistinlilere posta koyuyor aklı sıra. Siz de anlaşamıyorsunuz, ne yapalım? Bu haberi nereden aldık? Gene aynı yerlerden almışız. Reuters verdi bu haberi. Bakın bu haberi de Reuters verdi. Şimdi benim muhabirim gidip eğer Suud Veliaht Prensi Selman'la konuşup bu röportajı yapsın, gelsin koysun, ben onu da ödüllendireceğim. O zaman anlayacağım. Şimdi nedir? Biz şunu anlatamıyorum ben insanlara. Bu onu anlatmak zorundayız. Yani meslekte bir yere geldik. Siz Şam'daki, Laskiye'deki, Halep'teki, Tahran'daki, Bağdat'taki, Kudüs'teki, Tel Aviv'deki, Riyad'daki bir haberi yabancı ajansın muhabiri yazıyor, önce New York'a, önce Londra'ya, önce Paris'e gidiyor. Orada Haçlı Siyonistlerin emelleri doğrultusunda dizayn ediliyor, edit ediliyor. Sonra bana gönderiliyor. Ben bunu Akit gazetesinde yayınlıyorum mesela. Özür dilerim, Akit dememin sebebi fark şu. Fark etmez. Ben savunmamı yapacağım. Yani yapacaksınız sonuçta... ama reklam arasından sonra yapın. Çünkü madem savunma, söz savunmanın reklam arasının ardından. Manşetlerin dili reklam arasının ardından kaldığı yerden devam ediyor ve saatler şu anda tam 11.37'yi gösteriyor. Doğru mu benim saatim bilmiyorum ama yaklaşık 12'ye 10 kalaya kadar birlikte devam edeceğiz. Sizinki 32 mi? 37 benim. Ha, 37 mi? Ha, tamam, doğru dedi. Şimdi reklam arasına giderken ilginç bir yerde kalmıştık aslında. Yani Prens, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın güya Filistinlilere söylediği iddia edilen cümle. Ben itibar etmiyorum bu tür açıklamalara. Bu tür cümlelere itibar etmediğimi söyledim. Çünkü bu haberler hep batılı haber ajansları üzerinden bize servis ediliyor ve biz bu tuzağa düşüyoruz. En sonunda yani siyasi çizgisi İslamcı, Müslüman, mütedeyyin, milliyetçi, sağcı dediğimiz bir gazete bile bugün yani Suudi Arabistan'ı, Bahreyn'i, Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef alır bir manşetle çıkabiliyor. Ya da işte Star gazetesini gösterdim. Eli kanlı küreciler diye Sisi ve Kral Selman'ın resmini, Bin Selman'ın resmini basınca yani sanki Bin Selman Washington'la birlikte hareket ediyor. Ne derse onu yapıyor gibi bir algıyı bize pompalatıyorlar diye düşünüyorum. Buyurun. Şimdi böyle bir niyet olabilir, böyle bir politika olabilir ama temkinli olalım. Tamam, Suudi Veliaht'ı öyle bir açıklama yapmadı veya o anlamda yapmadı. Biraz daha değişik anlamda yaptı ve bize bu pompalandı. Peki 3 gün oldu. 60 kişi, 61 kişi, 61 Filistinli şehit edildi. Aynı şahıstan herhangi bir açıklama duyduk mu? Evvelkinin yatsısın, inkar etsin, etsin, etmesin, bu çok önemli değil. Ama 61 Filistinlinin şehit edilmesiyle ilgili İsrail'i kınayan, Amerika'yı kınayan, ancak sadece bir Kudüs Büyükelçiliğinin taşınması yanlıştır diye bir kraldan galiba açıklama gelmiş. Kendisinden, veliahttan herhangi bir açıklama gelmedi. Bunu yaparak düzelsin, durumu düzelsin. Ondan sonra da ben daha sonraki günlerde yapılacak herhangi bir gene benzer trafikle, yani Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamayı İngiltere'den, Amerika'dan Türkiye'ye gelecek şekildeki bir trafik akışıyla gelen bir haberi temkinle karşılayayım. Ya acaba bir operasyon mu çekiliyor burada değil. Aleyhisselam ama bunu yapmıyorum. Tamam, doğru, bu doğru. Bak şimdi ne demiş? Milli Gazete'nin manşeti. İktidar miting değil, icraat yapar diyor. Tamam, buyursunlar, söylesinler. İcraat nedir? Burada icraatı söylesinler. Desinler ki Büyükelçiliğe gidin. Ankara Büyükelçiliğinde, İsrail'in Büyükelçiliğinde Patakü'te dövün, ağzını burnunu kırın, yollayın. Tamam, bunu ama siz de biraz önce diyorsunuz ki yani Dışişleri Bakanı'na yani ne demiş diyorsunuz. Şimdi yani iktidar miting yapma yeri değil ki. İcraat yapma yeri. Ben de katılıyorum buna. Peki icraat dediğimiz şey nedir? Ne gerekiyorsa. Ne gerekiyorsa noktasında gelip tıkandığımız şey şu. Biraz önce tartıştığımız mevzu. İsrail'le 7 yıl boyunca ilişkileri dondurdu Türkiye. Eğer Türkiye'deki muhalefet, Milli Gazete dahil, eğer bir kere dahi demeseydi, ya
Tayyip Erdoğan doğru yapıyor. İsrail'le ilişkileri kesmesinde çok haklı. Ama işte İran'la şunu yapsın, onu gene eleştirsinler. Suriye'yle şunu yapsın, onu eleştirsinler. Yok, o zaten Esad'la birlikte olsun diyor Temel abi. İşte Esad'la birlikte olsun. Ama bakın, İsrail'le ilişkiyi kesen Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyorlar. Dünyada barışık olduğumuz devlet kalmadı diyorlar. E bunu dedikten sonra siz icraat isteyemezsiniz ki. İcraat yapmış adam, ilişkileri dondurmuş, sen eleştirmişsin. Önce sen eleştirmişsin. Sen ne yapıyorsun ya? Sen dünyanın devi misin? Sen kendini ne zannediyorsun? Diyenler bunlar. E bunu diyen, şimdi icraat, ne icraatı istiyorsun? O da kendince önce bir halk nezdinde bunun tepkisini organize ediyor. Tabanı buluşturuyor. Ondan sonra da yapacağı, atacağı adımları düşünüyor, planlıyor. Orada İngiltere'de bile bu açıklamaları yapması, İsrail'e posta koyması, İsrail'in yaptığının yanlış olduğunu söylemesi. Bakın, Amerika'yı da gizleyerek değil, Amerika'nın da yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek ikisini birlikte hedef tahtasına koyan bir Tayyip Erdoğan'a hala daha icraat yapma yeri değil. İktidar miting değil, icraat yapar. Daha başka hangi icraatı yapmasını istiyorsunuz? Dediğim gibi yani dövmesini mi gerekiyor? Büyükelçiyi döverek mi yollaması gerekiyor? Yollaması gereken yere yollamış. Sen de bir adım ötesini gösterirsin. Dersin ki şunu 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 da yapman gerekir. Ha, onu yapmadığı zaman biz birlikte Tayyip Erdoğan'a karşı çıkalım. Anlaşma yapıldığı zaman, Mavi Marmara ile ilgili bir anlaşma yapıldığı zaman, 7 yıl bekletildikten sonra yapıldı o anlaşma. 7 yıl boyunca özür dileyecek miydi, dilemeyecek miydi vesaire, bir sürü tartışma yapıldı. Nihayetinde tazminat ödendi, özür dilendi ama ambargo noktasında Türkiye'yi de bir katakulleye getiren bir söz verildi. Büyük ihtimalle o söz de şu an ifa edilmiyor. Bu noktadan eleştirelim ama tazminatla işte şehitlerin karşılığında para alındı gibi ahlaksız bir eleştiri de yapmayalım. Yapmayalım ama şimdi Milli Gazete'yi tek gazete olarak aldığımı farz edin benim ve bu haberi okuduğumda evet iktidar miting değil icraat yapar cümlesi beni coşturur. Öyle değil mi? İşte düşünmemiz lazım ama. Hayır, işte onu söylüyorum. Altını da okumamız lazım. Altında acaba ne demiş? Ne demiş? Ben okuyayım. Diyor musunuz? Ki, onu söyleyin. Münasebeti kesti. He. Mavi Marmara olayından sonra kesti. Ben çıkartayım şimdi Milli Gazete'nin arşivinden. Hı hı. Bir sürü eleştiri. Dünyada herkesle kavgalıyız diye eleştiri ve onun altında da devletler, kavgalı olduğumuz devletler listesinde İsrail'in de isminin geçtiği haberleri göstereyim kendilerine. Ben size bir şey söyleyeyim. Aslında bu gazete İsrail'le bizim ilişkilerimizin düzelmesini de istemiyor. Bakın. Yani bu şundan dolayı istemiyor. Kudüs, Filistin meselesinin bitmesini istemiyor. İsrailler Filistinlilere zulüm etsin istiyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Bundan besleniyorlar. Ben öyle bir kanaatte değilim ama bir çaresizlik içerisinde sırf eleştiri getirmek için eleştirdikleri kanaatindeyim. Yoksa yani sonuçta orada insanlar, Filistinliler öldürülecek. Milli Gazete'de bundan böyle bir şeye ahlaki de bulmam, insani de bulmam. Onların da böyle bir şeye teşebbüs edeceklerini inanmam, tahmin etmem. Ama yaptıkları şey doğru değil, kabul etmiyorum, tasvip etmiyorum. Tayyip Erdoğan'ı eleştirelim. Yapılması gereken noktalarda şunu da yapmalıydın diye somut öneriler getirelim. Ama haksız yere de eleştirmeyelim. Evet. Sabah gazetesinin de manşetini gösterelim arkadaşlar. ABD ve İsrail'i tarih affetmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'deki soykırımın suç ortaklarına seslendi. Tarih seni affetmeyecek. Terör estiren İsrail'i hiç affetmeyecek. Bunu da göreceğiz cümlesi Sabah gazetesinin de manşetinde diyor. Ve bu haberler üzerinden, bu haberlere bakarak bölgeyi okumamızın mümkün olmadığını, dünyayı, küresel dünyayı okumamızın mümkün olmadığını hatırlatıyor ve konuyu hafiften bir değiştiriyorum. Aydınlık gazetesi. Akşener Demirtaş'a özgürlük istedi.
Meral Akşener, Demirtaş'ın adaylık kampanyasını bizlerle eşit koşullarda yapmasını isterim dedi. Akşener'in bu arzusunu yabancı basın kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda dile getirmesi dikkat çekti diye veriyor bu haberi Aydınlık Gazetesi diyor ve sözü size bırakıyorum. Demirtaş, Selahattin Demirtaş olayı gerçekten bir turnusol kağıdı. Bugün itibariyle AK Partili bir milletvekili, eski İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu da Demirtaş özgür olmalı şeklinde bir açıklama yapmış. Ben şimdi bunların hepsine aynı bakış açısıyla yorumluyorum. Ali Türkşen, ulusalcı subay, İyi Parti'de. Meral Akşener devamında. Muharrem İnce, Atatürkçülerden oy alan, 40 bin insanımızın katili olan PKK'nın uzantısı, PKK'lı yöneticilerle Kandil'de fotoğraf veren Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyor. Geliyoruz AK Parti'nin bir milletvekili de. Velev ki CNN'de dolduruşa gelmiş, velev ki tuzağa düşmüş. Sonuçta o da Demirtaş'a özgürlük istiyor. Ne özgürlüğü istiyorsunuz? Cumhurbaşkanlığına aday olmuş. Dolayısıyla serbest bir ortamda seçim propagandası yapacakmış. O zaman ben Fethullah Gülen'in atıyorum ilkokul mezunu değil de üniversite mezunu olması halinde onu da serbest olmasını, Türkiye'ye gelmesini, Türkiye'de özgür bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlere katılmasını isteyebilecek miydiniz? Yani Selahattin Demirtaş'ın ayrıcalığı nedir? Bir başka kişi, FETÖ'den şu an yargılanan, hemen hemen mahkumiyeti kesinleşen kişi sayısını bilmiyorum ben. Büyük çoğunluğu yerel mahkemelerde davaları devam ediyor. Bir miktarında yerel mahkemede davası bitti, istinafa gitti. İstinaftan sonra da Yargıtay'a gidecek. Şu an FETÖ'den mahkumiyeti kesinleşen kişi yok. Bunları da Cumhurbaşkanı adayı göstermiş olsaydılar, atıyorum Adil Öksüz mesela, üniversite mezunu, Cumhurbaşkanlığına aday olsaydı, serbest olmasını mı isteyeceklerdi? Aziz Babuşçu dahil, Muharrem İnce dahil, yani sonuçta hukuki statüleri bunların hepsinin aynı. Tutuklu. Selahattin Demirtaş da tutuklu. Ama biz şuna bakmalıyız. 2-3 gün kadar öncesinde yazmıştım. Selahattin Demirtaş'ın kendi ifadelerini vermiştim. Kendi ifadelerinde biz PKK'lıların cenazelerine gideceğiz. Eğer benim bir milletvekilim PKK'lının cenazesine gitmezse, onlar bize oy verdiler, onların cenazelerine katılıp annelerinin babalarının yanında taziyede bulunmazsak o milletvekili hakkında disiplin soruşturması açarım diyen bir isimden bahsediyoruz. Kandil'de Murat Karayılan'la fotoğraf veren bir isimden bahsediyoruz. Bu kişinin özgür olması gerektiğini söyleyenler siyasetlerini başka zeminlerde yapsınlar. Kirli oyunlara geliyorlar. Biz Güneydoğu'dan oy alacağız niyetiyle bu söylemlerde bulunuyorlar. Ama korkarım bunların hiçbiri kendilerine fayda etmeyecek. Gene toplayacakları oy 2014'te, 2011'de, 2010'da aldıkları oyun üzerine bir tane geçmeyecek. Evet, bu arada bir son dakika var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Pompeo'yla görüşecekmiş ama görüşme tarihi 4 Haziran. Ben o arada 4 Haziran'ı görünce bir baktım tarih ne zaman bugün diye. Bugün 16 Mayıs. Daha evvelden galiba evvelki Dışişleri Bakanı ile falan bir görüşmeler vardı. Buluşma konuşmaları vardı. Görüşme tarihi vardı. O iptal oldu vesaire. Şimdi yenisiyle herhalde görüşmeyle ilgili bir zemin, bir tarih belirlenmiş. Onun için belki son dakika olarak verilmiş. Bu CIA'nın başından gelen değil mi Pompeo? Olması lazım. Değil mi? Emin değilim. Ama bir değişiklik oldu. O değişiklikten önce hatta yani birkaç gün sonrasında bir görüşme planlanmıştı. Birdenbire o Dışişleri Bakanlığı'ndan alınmasıyla birlikte o görüşme iptal olmuştu. Şimdi o iptalin üzerinde tabii algı operasyonları da yapılıyor. İşte Türk Dışişleri Bakanı'yla
Amerika görüşmek istemiyor şeklinde bazı algı operasyonları da olduğu için son dakika olarak herhalde ajanslar bu şekilde bir bilgi paylaşmışlar. Evet, görüşecek. Bu arada yayınımızı tamamlıyoruz ama hem öldürüyor hem de adam öldürüyorlar diye bağırıyorlar diye Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısını Akit gazetesine alarak ya da Akit Yeni Akit.com.tr'den okumaları mümkün diyorum. Buradaki en ilginç yerlerden birisi aslında üzerine birazcık konuşmak da istiyordum. Deniz Gezmiş'in Filistin Kurtuluş Ordusu'nun yanında bir gün mü, bir saat mi? O da eğitim görmüş. Eğitim gördükten sonra gelmiş Türkiye'de Türk güvenlik güçlerine karşı mücadele etmiş. Yeri gelmiş silahlı mücadele yapmış. Ve bunu biz, solcular bize şöyle takdim ediyorlar. Filistin'e gitmiş, İsrail'e karşı savaşmış. İsrail'e karşı savaşmış diye bir şey ben bir veri bulmuyorum, bilemiyorum. Yani bunu göstermiyorlar. Ama nedir? Orada bir eğitim aldığı kesin. Orada Filistinlilerle birlikte eğitim gördüğü kesin. O eğitimden sonra Türkiye'ye döndüğü de kesin. Türkiye'de güvenlik güçleriyle silahlı mücadeleye giriştiği de kesin. Benim bakış açım burada şu. Sen gitmişsin Filistin'de eğitimi alıp İsrail'le mücadele etmen gerekirken gelip Türk silahlı güçleriyle, Türk güvenlik güçleriyle mücadele etmişsin. Ondan sonra da İsrail'le mücadele etti diye bunun algısını oluşturuyorsun. Peki Filistin Kurtuluş Ordusu sağcı bir ordu mudur, solcu bir ordu mudur? Sosyalist midir? Şimdi sosyalist olabilir. Bakın oradaki... Yasser Arafat kimdir? Yani bu hakikaten bunları aslında uzun uzun konuşmamız lazım. Öyle gözüküyor ki... Biraz önceki mevzuya döneriz. Suud Kralı ve Veliaht'ın açıklamasını nasıl görmemiz lazım? Tamam, sosyalistler. Ama herhalde Rusya'nın anlamında Rus sosyalist değildi. Herhalde Allah'ı inkar eden bir sosyalizm açısından değildi. PKK'nın bugün Türkiye'deki PKK'nın üst düzey yöneticilerinin veya belli fikir babalarının olduğu şekilde bir ateizme kayışları olabilir. Ama taban olarak baktığımız zaman biz Filistin Kurtuluş Ordusu'nda tabanın Allahsız olduğu, ateist olduğu, sosyalizme gönül vermiş insanlar olduğu şeklinde bir ithamda da bulunamayız. Evet, bulunamayız ama o zaman El Fetih'ti, şimdi Hamas. Öyle değil mi? Bir değişimde söz konusu. Konuşacağız. Bunlarla ilgili de zaman zaman bilgi de verelim istiyorum. Yasser Arafat'ın bu arada Mısır adına Sovyetler Birliği'ne, dönemin Sovyetler Birliği'ne gittiğini de bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama bütün bunları konuşacağız. Manşetlerin dili bugünlükte sürenin sonuna geldi. İzleyicilerimizden de çok sayıda soru, yorum, görüş, değerlendirme var. Hepsine teşekkür ediyoruz ve yarın yine saatler tam 10.30'u gösterdiğinde Akit TV ekranlarında canlı yayında manşetlerin dilinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.